Merhabalar, Kaptan Neşe kanalına hoş geldiniz. Bu videomda iftar için yine şahane fikirlerle geldim. İki tane harika tarif vereceğim. Bu iki tarife de bayılacaksınız inanın. Ve çorbasıyla, ramazan pidesiyle şahane bir iftar tarifi olacak. Pide tarifinin linkini videomun sonuna bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Diğer çorba, yemek ve tatlı tarifi ile buradayım. Öncelikle çorbamızı yapmakla başlayalım. Mercimek çorbası yapacağız. Dünyanın en kolay çorbalarından bir tanesi. Bir su bardağı mercimeği yıkadım düdüklümün içerisine alıyorum. İçine iki diş sarımsak, bir tane soğan ve bir tane de patatesi iri iri doğrayıp ekledim. Ben bu aşamada bir şey belirtmek istiyorum. Tüm çorbalarımda kemik suyu kullanıyorum. Kemik suyunu nasıl hazırladığım Ramazan hazırlıklarımla ilgili videomda var. Onu da yine bu videonun sonuna ekleyeyim. Ben kemik suyu kullandım ama kullanmayabilirsiniz. İçerisine bir kaşık domates salçası, yarım kaşık da biber salçası ve bir yemek kaşığı da tereyağı ilave ettim. Düdüklümü kapattım ve yaklaşık yarım saat kadar pişirdim. Yarım saatin sonunda düdüklüm soğumasını bekledikten sonra açtım ee, ve artık hepsi güzelce pişmişti. Bir blender yardımıyla pürüzsüz hale getirdim. Çorbam hazır. Çorbanın yapımı inanın o kadar kolay ki sadece anlatması bile bir dakikada az sürdü. Kemik sulu, sağlıklı, içerisinde soğanlı sarımsağıyla doğal antibiyotik olan. Özellikle şu zamanlarda ihtiyacımız olan besin değerlerini içerisinde bulunduran bir mercimek çorbası hazırladık. Yine iftarımızın baş tacı olmazsa olmaz çorbamız hazır. Bol limonlu gerçekten çok güzel olacaktır. İkinci tarifime geçmek istiyorum. Ana yemek tarifim. Soğan kebabı yapacağız. Bunun için burada şu gördüğünüz incelikte küçük küçük doğranmış yarım kilo kuşbaşı var. Kuşbaşını isterseniz siz doğrayın, isterseniz kasabınızdan saç kavurmalık yapmasını rica ederseniz o halledecektir. Minik minik doğranacak. İçerisine yarım demetten biraz az maydanoz, iki tane küçük küçük doğranmış sivri biber, bir tane yine küçük küçük doğranmış kapya biber. 2 tane kabukları soyulup küçük küçük doğranmış e, domates ilave edeceğiz. Domates sosunuz varsa bu aşamada domates sosu da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum, yarım yemek kaşığı kadar da e, biber salçası ekliyorum. Ve sıvı yağ ilave ediyorum. Benim e, yarım çay bardağından biraz daha az da eklediğim miktar. Baharatlar sumak, kimyon, kekik, tuz, karabiber, kırmızı biber. Şimdi bu benim e, dolbamın içi. Aslında dolmadan ziyade bu bir kebap. E, soğan kebabı diyebiliriz. Bir güzel karıştırdım ben onları. Şimdi soğanlarımı hazırlayacağım. 4 iri boy soğan kullanacağım. Soğanlarımı soydum ve ortadan şu şekilde e, dilim kesik attım gördüğünüz gibi tamamını kesmiyorsunuz ortasına gelecek kadar derin bir çizgi atıyorsunuz ve kaynar suda yaklaşık 10 dakika kadar haşladığım soğanlarımı bunu yapmamın sebebi soğanlarımın içini doldururken kolaylıkla şekil verebilmek için. 10 dakika veya soğanlarınız çok daha büyükse biraz daha fazla haşlayabilirsiniz. Soğanlarım e, hafif soğuduktan sonra elim alabileceğim kıvama geldikten sonra o kestiğim çizgiden gördüğünüz gibi soğanları ayırabiliyorum rahatlıkla. Şimdi içerisine e, az evvel hazırlamış olduğum harçtan koyacağım. Bu harcı çok iyi karıştırın lütfen çünkü o kadar lezzetli bir harç ki karıştırıldığı zaman çok daha güzel olacak. Soğanların içini bu şekilde dolduruyorum. Ve e, videoda gördüğünüz gibi birbirinin içerisine rulo yaparak sarıyorum. Bu şekilde tüm soğanlarımı hazırlayacağım. Benim 4 tane iri soğanım e, tamı tamına yetti. İlk başlarda büyük olan kısımları bu şekilde rulo yapıyoruz. Ama soğanlar... Çok özür dilerim. E, oruçlu olunca bazen böyle işte ses tellerinde sıkıntı yaşıyorum. E, soğanlar küçüldükçe... Gördüğünüz gibi o dolama kısmı da küçülecektir. Hiç problem etmeyin. Ee, bazı kebaplarınız büyük bazı kebaplarınız küçük olacak. Ama hepsi çok lezzetli olacak. Özellikle e, kıyma değil de bu şekilde kuşbaşı et kullandığımız için de hem daha lezzetli hem de çok farklı bir e, lezzet alacaksınız. Tüm soğanlarımı bu şekilde dolduruyorum. Ve bir fırın tepsisine bir borcama diziyorum. E, İçini hazırladığım harcı kullandığım tabağın içerisine salça, bir çay bardağı kadar su ve biraz da sıvı yağ ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Böylece o, o kabın içerisinde kalmış olan domates suyu ve baharatları da kullanmış olacağım. Bu hazırladığım sosu da soğanlarımın üzerine döküyorum. Ve e, önceden ısıttığım 200 derece alt üst ayar fırına vereceğim. Vermeden önce üzerini, e, alüminyum folyo ile kapatın. İlk yarım saat bu şekilde folyolu pişsin. E, folyoyu çıkardıktan sonra yarım saat 45 dakika kadar da piş e, üzeri açık bir şekilde pişirin. Benim 1 saat 10 dakika kadar bir sürede gayet güzel bir şekilde pişti. E, arzu ederseniz üzerlerine daha çok e, kızartabilirsiniz. Ve şu anda servise hazır e, soğan kebaplarım servis tabağını alalım ve yine yanında e, pirinç pilavı ya da bulgur pilavı çok güzel olacaktır. Tavsiye ediyorum size. Özellikle pirinç pilavı çok yakışıyor ve hazırladığımız kebabın suyundan da döktüğümüz zaman lezzetine lezzet katacaktır. Güzel bir e, ana yemek tarifi oldu bu. Mutlaka deneyin. Soğanın lezzetine e bayılacaksınız özellikle soğan dolması ve soğan kebabını e Çok seveceksiniz Eğer bir soğan severseniz benim gibi Ana yemeğimden sonra tatlımı hazırlamak istiyorum Tatlı tarifini aslında vermiştim ama tekrar etmek istiyorum o tarifimi izlemeyenler için burada Burada 900 gram e Yoğurdum var Yoğurdum mutlaka Sek veya Danone markası olmalı Üzerine Bir su bardağı limon ilave ettim Bir limonun Kabuğunun tamamını rendeledim ve yarım limon suyu sıkarak e, bu yarım limon suyunu bu yoğurdumun içerisine de ekleyeceğim. Bu e, muhtemelen ilk kez gördüğünüz bir tarif. Ben daha önce vermiştim ama e, görmeyenler için söylüyorum. İlk kez benim kanalımda görebileceğiniz oldukça orijinal bir tarif. Yoğurtla hazırlanan şahane bir tatlı. E, Limon suyunu da ekledikten sonra vanilyayı ekleyeceğim ve çırpacağım. Tatlım aslında çok basit. Tek uymamız gereken şeyler markalar. E, verdiğim markaların dışında bir marka kullanırsanız bu tarif tutmayacaktır. Süt çürüğü gibi bir kıvam alacaktır. O yüzden lütfen markalara riayet edin. Yoğurtlu karışımımı ben tamamen karıştırdım. Homojen hale getirdim. Şimdi burada 2 paket Doktor Örtger marka limon jölesini 2 su bardağı kaynar suyla hazırlayacağım. Yine tekrar etmek istiyorum. Marka çok önemli. Doktor Örtger'den başka bir marka maalesef bu tatlı için olmuyor. Kaynar 2 su bardağı suyu ilave ediyorum ve bir güzel karıştırıyorum. İlk sıcağı çıktığı zaman ekleyeceğim yoğurdumun içerisine. Eğer jöleniz çok sıcakken eklerseniz e, çökecektir tatlı. O yüzden şöyle bir dakikaya yakın karıştırarak hafif ılıtın. İlk sıcağı çıktıktan sonra yoğurdun içerisine ekleyin. Ama çok fazla da beklemeyin. Çok fazla beklerseniz jöleniz donacaktır ve olmayacaktır istediğiniz kıvam. Yoğurtlu homojen hale getirdiğim yoğurtlu karışımın üzerine jölemi de ilave ettim ve yine bir güzel karıştıracağım oldukça cıvık bir kıvamı olacak sakın korkmayın olması gereken bu o buzdolabında kendini toparlayacak böyle e, kuplar kullandım verdiğim bu tarifle 6 adet e, kup çıkıyor ama e, arzu ederseniz kalıpta da ya da borcamda da yapabilirsiniz Kuplara dolduruyorum ya da borcama e, dökün. En az 3 saat olacak şekilde buzdolabında bekletin. 3 saat, 4 saatten sonra tatlımız kendimizi toparlamış olacak. Kuplar için 3 saat ama kalıp için mümkünse 6-7 saat kadar bekletin. Kalıbın donması biraz daha zor oluyor eğer kalıp kullanacaksanız. Benim e, buzdolabından çıktı iftara yakın. Gördüğünüz gibi hazır şu anda. Size kıvamını göstermek istiyorum. Üzerini evde böyle pembe kristal süslerimden vardı benim pasta süslerimden, ondan serttim. Size tatlımın kıvamını da göstereceğim. Bu tatlının e, yoğurtla yapıldığına inanamayacaksınız. O kadar lezzetli. Özellikle iftardan sonra serin serin hafif bir tatlar yiyorsanız, bu tatlıya bayılacaksınız inanın. Muhteşem kıvamlı. Limonlu yoğurt tatlım hazır. E, denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz de yorumlar kısmına mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Çorbamız, ana yemeğimiz, pilavımız, tatlımız, her şeyimiz hazır olduğuna göre artık iftar soframızı kurabiliriz. Tariflerimi deneyecek olan arkadaşların şimdiden ellerine sağlık. Yiyecek olanlara ise afiyetler olsun diyorum. Allah'ım tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Nice Ramazanlara çıkmamızı nasip etsin. Benden size kocaman sevgiler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.